Evet, ben Survivor'ı daha önce de yorumlamıştım ve o zaman da sizden gelen ilgiler gayet güzeldi. İnşallah bu sene de sizden gelen eleştiriler, sizden gelen yorumlar gayet güzel olur ve izlenmeye devam ederim. Sizlerin beğenileri, yorumları bizler için çok değerli. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Survivor 2021 ile ilgili ben neler düşünüyorum? Bakalım fikirlerim daha sonra değişecek mi? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bilal Bey de çekiyor. Onun da videolarını izleyebilirsiniz. Birbirimizden bağımsız videolar çekmeye özen gösteriyoruz. Herkes zaten aynı fikirde olursa ben onu çok tasvip ettiğim bir şey değil. Böyle daha objektif olduğunu düşünüyoruz. Yani birbirimize konuşmadan video çekmenin. Şimdi bugün çekeceğim video ilginç olacak. Çünkü kimler birbirini gizli gizli rakip görüyor? Kimlerin Survivor şampiyonu olma şansı var? Kimler diğer yarışmacılar için gizli bir ne diyelim tehlike barındırabilir? Kimler güçlü, kimler şu an kendi gücünü saklıyor? Bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Survivor ile ilgili çarpıcı iddialar var. Onları videonun ortasına doğru sizlerle paylaşacağım. O halde hız kesmeden hemen başlayalım değerli takipçiler. Öncelikle dün Survivor'ı izlerken bazı yarışmacıları eleştirdim, bazı yarışmacılar da beni şaşırttı. Şimdi onlarla başlayalım. Survivor başladığı andan itibaren iki kişinin ismini sıkça duymaya başladım. Kimdi o isimler? Poyraz, Batuhan. Biraz da Emin'i duydum ama Emin'le alakalı ben ayrı bir parantez açacağım. Daha çok Poyraz ve Batuhan ismini duydum. Şimdi ben bu konuyla ilgili ne düşünüyorum? Öncelikle Survivor başlamadan önce siteye haber girerken işte ünlüler takımı şunlar, gönüller takımı şunlar, kimdir bunlar? Atıyorum Poyraz kimdir? Batuhan Karacakaya kimdir? Tarzında haberlerde giriyoruz. Haliyle okuyorsunuz. Ne girdiğinizi okuyorsunuz. Poyraz'ın biyografisini okurken çok şaşırdım. Yani bu kadar güzel bir biyografi herhalde ilk defa Survivor'la buluşmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki diğer yarışmacıların da biyografileri güzel ama Robert Koleji'ne gidiyor, oradan Boğaziçi'ne gidiyor, Teksim mümessilliği yapıyor. Nereye? İtalyan ve Amerikan ağırlıklı bu işi yapıyor ve Boğaziçi'ni kazanmış birinin özellikle Robert Koleji'nden sonra Boğaziçi ki bu çok zor olan bir şeymiş. Zaten isimlerini bilen herkes oranın ne kadar zor kazanıldığını da bilir. Dil biliyor, zeki, yakışıklı, kaslı, oyunlarda iyi yarışıyor. Ayrıca gönüllüler takımında ki bence Survivor ile ilgili ben hep şöyle düşünüyorum. Başladığı andan itibaren diyebilirim yani Turabi, Hilmi zamanlarından itibaren hep gönüller takımında olan kişinin bir sıfır bile değil bence 3-0 önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ünlüler takımına hep biz bir tık daha soğuk bakarız. Neden dersiniz? Onlar bize göre şöyle gelir. Ha, onlar zaten ünlü, onların zaten parası var. Gönüller kazansın, onların paraya ihtiyacı var tarzında düşündüğümüz için zaten hep bir gönüllere daha ılımlı oluyoruz. Ama bu sene ünlüler takımında bana göre tam anlamıyla ünlü yok. Yani ünlü dediğiniz zaman birkaç dizide oynamış birini getiriyorlar gibi. Bu sene öyle gözlemledim. Tabii ki değerli isimler var. Şimdi hepsini birbirinden ayırmayayım. Tabii ki ünlü olan, gerçekten ünlü olan kişiler var mı? Var. Ama tamamen değil. Eskiden gelen ünlüler takımını görseniz hepsi tam anlamıyla ünlüydü. O yüzden birazcık o anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Şimdi gelelim Poyraz'a. Poyraz bana göre gittiği kolejde, Boğaziçi'nde kesinlikle bence okulun en popüler çocuğuydu. Yani gerçekten dikkat çeken bir aurası var. Barış Murat Yağcı da mesela geçen sene öyleydi yani. 2 metrelik biri. Adam yakışıklı, bez model birincisi ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Şimdi Poyraz bence Barış'tan da daha avantajlı. Yakışıklılık dersine bence Barış daha yakışıklı bana göre. Ama Poyraz'da değişik bir şey var. Yani çok çok yakışıklı derseniz değil bana göre. Yakışıklı mı yakışıklı. Ama çok karizmatik adam yani. Bulunduğu ortama girdiği anda bir anda o havasıyla dikkat çekici bir tarzı var bana göre. Ben böyle düşünüyorum. Gittiği okullar, bildiği diller, Survivor'da iyi yarışıyor. Kesinlikle şampiyonluk yolunda bence çok büyük anlamda o ismi göreceğiz. Yani bana göre şu an Poyraz'ın birinci olma ihtimali diğer yarışmacılara nazaran daha yüksek. Hatta belki de birinci belli bile diyebiliriz ama şimdi buradan sonra amalarla başlıyorum. Batuhan Karacakaya ile ilgili ne düşünüyorum? Batuhan'ın da biyografisini okurken şaşırdım.
Aşk-ı Memnun'u Bülent olarak biliyoruz ve ben o zamanlar kendisini, tabii ki yaşımız neredeyse aynı olduğu için ben bir yaş büyüğüm. Kendisi 23 yaşında, ben 24 yaşındaymışım o zamanlar. Zaten oradan bir sıcaklık var, bildiğimiz bir karakter, çok izlenen bir dizinin oyuncusu. Oradan hepimiz zaten ona karşı bir ılımlı bir yapıdayız. Çok yakışıklı. Sadece hala çocuksu duruyor bence yüz olarak ama yakışıklı. Yüzü bence kesinlikle Poyraz'dan daha iyi yakışıklılık manasında ama Poyraz daha karizmatik, altını çizeyim. Ve Batuhan'ın da otobiyografisi, yani biyografisinde şu yazıyor. İngilizce iç mimarlık mezunu. Yani Batuhan da boş değil. Batuhan da dolu, güzel bir kariyeri var, oyunculuk kariyeri zaten var. Üstüne bir de Survivor'a geliyor. Batuhan'la ilgili eleştirmem gereken nokta şu. Heyecanlı, onun bir şeyler başarmasının önüne geçiyor. Heyecanını azaltması gerekiyor ve ani çıkışlarını azaltması gerekiyor. Mesela onunla ilgili bir konu yok dün. Kimin yarışacağı belli olacak. Tamam, geri plana çekildi, başkası oyuna girecek. O kadar çok o anda konuşuyor ki, o kadar çok müdahale ediyor ki, hem karşı takımda kim oynayacak, kim sakat, gerek yok. Biraz kenara oturup beklemeyi bilmesi gerekiyor. Bunu azaltırsa müthiş olur. Batuhan'la ilgili düşüncelerim bu. Ve bence Poyraz'ın heyecanlandı, yani yarışırken heyecanlandı bir isim var. Dikkat edin, bence bu Batuhan. Batuhan'la Poyraz ne zaman yarışsa ya bir şeyler düşüyor, ya ayakları takılıyor, heyecanlanıyorlar. Bu Batuhan'da bir tık daha fazla bana göre ama Poyraz'da da var. Bakın, videolarını dikkatli izleyin. Hem öncekileri hem bundan sonrakileri bir dikkatli izleyin. Bence ikisi de birbirini rakip olarak görüyor. Bunun etkisi şundan olabilir. Zaten siz bir yarışmaya gitmeden önce herkesin bir biyografisine bakarsın. Ha, şu şurayı okumuş. Evet, bu işi yapıyor. Ama Poyraz'ın dikkatini çeken Batuhan'ın hem fiziği, fiziksel olarak uygun, görünüş olarak uygun yarışmaya. Ayrıyetten kariyeri de iyi deyip kendisine rakip olarak ben de ta o zamanlar görmeye başladı. Yarışırken ikisi de heyecanlanıyor. Evet, bunu burada bırakalım. Poyraz bence Batuhan'ı kendisine rakip olarak görüyor. Batuhan da Poyraz'ı aynı şekilde. Onları son ikide görebilir miyiz? Görebiliriz ama Batuhan o heyecanı yenemezse önceden bile elenebilir. Aslında istese yarışabilir. Yani o şey var. Randıman var kendisinde ve bana göre bir diğer gizli, onlara göre ne diyeyim, güçlü isimlerden biri de İsmail Balaban bence. Birazcık daha kilo versin. Atışları iyi. Biraz daha kilo verirse bence o da gizli bir güç olarak ortaya çıkacak diye düşünüyorum. İsmail'i bence son 8'de kesin göreceğiz diye düşünüyorum. Son 4'ü de zorlayabilir. Hatta belki biraz daha zorlarsa finalist olabilir. İsmail Balaban bence gizli bir güç. Henüz kendisini tam manasıyla gösteremedi. Peki gönüllüler takımında böyle gizli bir güç buluyor muyum? Oraya geçmeden önce şöyle bir eleştiri yapacağım. Dün gönüllüler takımında Steven'ın dil çıkarması bir anda herkesin coşmasına sebep oldu. Olumsuz manada. Bence bana göre bir şey yoktu. Sevindiğiniz zaman, yani turabilerin o sevinç gösterilerinden sonra aynı Acun Ilıcalı'nın dediği gibi bunda bana göre hiçbir şey yok. Zaten birebir yani karşısındaki kişiye dil çıkarmıyor. Çağrı Bey birazcık çukurda kalmış galiba. Orayı da çukur zannediyor herhalde. Birazcık çıkışları bana fevri geldi. Yani çok fevri. Birazcık sempatik olursa iyi olur. Çünkü sizi izleyen izleyici de sizi birazcık sempatik de bulmak ister. Bu kadar çok ciddi, bu kadar çok çıkışlar yapmanız size kaybettirebilir Çağrı Bey. Bir de ben Çağrı Bey'in dün güç oyununda çok yanlış taktik uyguladığını düşünüyorum. Yani kollar çok böyle aşırı bir mesafe, ayaklarda aşırı bir mesafe açmış. Zaten baştan belli duruştan yenileceği. Kimse de uyarmadı, garip geldi. Aslında bayağı kaslı, bayağı dayanıklı olması gerekiyordu. O beni şaşırttı. Gönüllüler takımında bence gizli güç şu. Gönüllüler takımını bir tık ayrıntılı işleyeceğim ama çok ayrıntılı değil. Ünlüleri söyledim. Yani Batuhan olabilir ama heyecanlı yenmesi lazım. Ve İsmail Balaban'ın da gizli bir güç olduğunu söyledim. Gönüllüler takımında bence daha çok güçlü isim var bana göre. Ama kızlarını güçsüz buluyorum. Sadece bir iki isim var. Ayşe ve Aliye'ye dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar kendini birazcık daha toparlarsa bunların da son 8'e girme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Reşat'la ilgili ne düşünüyorum? Reşat sempatik bir isim. Arada çok iyi oynadığı oyunlar da var ama ben aşırı güçlü buluyor muyum? Yani şimdi Poyraz'ın şampiyon olacağı düşüncesindeyken onunla karşılaştırırsam
Yani fena değil derim. 8'e girme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum Reşat'ın. Ama aşırı güçlü buluyor muyum? Bulmuyorum bana göre. Dün biraz gönüller takımının kızları bana pek sempatik gelmedi. Sancak Ay'ın bazı hareketlerini garipsedim. Hanzade aynı şekilde güç oyununda birazcık hayal kırıklığına uğrattı beni. Ama onun haricinde genellikle herhangi bir durum söz konusu değildi olumsuz manada. Hanzade'yi güçlü bulmuyorum. Renk katıyor mu katıyor. Güç oyununda zaten çok güçlü duramadı yani. Kaslı da değil kız yani elinden geleni yapmaya çalıştım yaptı zaten. Sancak Ay ve Hanzade'nin çok uzun süre Survivor'da kalacağını düşünmüyorum. Kalırlarsa bu birazcık anlaştıkları gruplar sayesinde olabilir. Yani iyi bir grup oluştururlarsa yazılmamak adına belki kalabilirler. Ama bu performansla ikisinin de durumu bence zor. Meryem Kasap'la ilgili de şunu düşünüyorum. Artık sonlara doğru gelmişken. Sakatlığı neticesiyle tekrar bu sene Survivor'a geldi. Ben kendisinden daha iyi performans göstermesini beklerdim. Performansı kötü değil tabii ki, iyi. Ama daha iyi beklerdim. Ya sakatlığını tam anlamıyla toparlayamamış bilmiyorum ama yani Merve Aydınları gördük geçtiğimiz sezonlarda. Nagihan Karadereleri gördük. Bu performanslar kızlar bakımından bana çok zayıf geliyor. Yani erkekler bakımından derseniz erkekler bir tık daha iyi. Ama nerede eski Survivor'larda diyorum açıkçası. Bilmiyorum siz diyor musunuz? Evet değerli takipçiler, bu konuyla ilgili yorumlarım da bu şekilde. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.